Gelelim turizme. Osmanlı'ya başkentlik yapmış Bursa gerçekten inanılmaz değerlere sahip. Kültürel birikimi var, sanayi birikimi var, tarihi birikimi var. Ancak turizmle ilgili turistlerin Bursa'da geceleme günü 1.9'dur. Bu Bursa'ya yakışmayacak bir durumdur. Bu konuda yerel yönetimlerin de genel yönetiminde Bursa ile ilgili, Bursa'nın turizmi ile ilgili, Bursa'nın değerleriyle ilgili bunları ortaya çıkarmak, projelendirmek ve bunları tanıtmak gibi sorumluluğu vardır. Bunu kim yapacak? Elbette ki en başta Büyükşehir Belediyesi. Çünkü bu değerleri korumak, kollamak, gelecek kuşaklara aktarmak, onları tanıtmak Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundadır. Bursa'nın turizm potansiyeline katkı sağlayacak o kadar çok şey var ki. Kültürel değerlerimiz, tarihi değerlerimiz, dağımız, ovamız, yine denizimiz. Ama buralarla ilgili çalışma var mı? Üzgünüm ki son 3 yılda bu çalışmaları maalesef göremedik. Ancak Uludağ'da sadece bir kafeterya açarak Uludağ'ın turizm potansiyeline hizmet etmek elbette ki mümkün değil. Bursa'nın turizm potansiyelini arttırmaktaki en önemli konulardan bir tanesi tanıtım. Evet, bu konuda fuarlara gidilip geliniyor. Ancak siz önce yatırımlarınızı, projelerinizi yapacaksınız ki fuarlarda da bunu tanıttığınızda insanlar onları görmeye gelecekler. Katılımcılık anlayışıyla bu konuya bakılmadığı için de halen daha çözümlenmiş değil. Yine turizmle ilgili bir başka konu da Hanlar Bölgesi. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu uygulamaya sahip çıkıyoruz. Destek veriyoruz. Doğru bir projedir. Ancak burada bir yaklaşım sergilemek lazım. Hanlar Bölgesi'ndeki yapılacak olan çalışmalarda bir, tarihi binaları mutlaka aslına uygun olarak restore etmek lazım. İki, ruhuna uygun biçimde bunları kullanmak gerekiyor. Üç, kamulaştırma yaparken ya da oradaki çalışmaları yaparken mutlaka hak sahipleriyle bir araya gelerek bu çalışmayı yapmak gibi bir sorumluluğu vardır Büyükşehir Belediyesi'nin.